Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir vlog çekeyim dedim. Biraz program yoğun. Aslında şöyle oldu, saçımı boyamam lazım çünkü bayağı dibim geldi. Ama öyle sırf saç videosundan ibaret bir video olsun istemedim. O yüzden hafta sonuma komple eşlik edin diye düşündüm. Saçımı boyayacağım çünkü ben dibimi çok uzatmıyorum. Yani en fazla gördüğünüz gibi. Şimdi oturdum buraya. Aslında her şeyi de hazırladım. Ve boyayacağım. Bunlardan bir tanesi yarım açıktı galiba. Yok, bu değil. Yoksa hiçbiri mi? Hiçbiri. Yine aslında aynı mantıkla yapıyorum. Bunu kullanıyorum. Hala bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Çünkü bunu kullandığım için saçlarım asla turunculaşarak, yani normalde dibiniz çıkar ya, şurası, şu geçiş yeri turunculaşır. Bunda asla öyle olmuyor. Şimdi bunu hazırlayacağım. Ben bunu hazırlıyorken bugünkü programdan bahsedeyim. Saç boyayacağız. Duş alacağım. Cilt bakımı yapacağım. Sonra biraz evi toparlarım. Ve akşamda konsere gideceğiz. Zeynep Bastık konsere gideceğiz. Bugün Bostancı'da konseri var. Bunlar bu arada hala açıcının için, yani bunun kutunun içinden çıkan karışım. Bir tüp çıkıyor. Bir oksidan. Bir de bu toz. Sonra tozu dökeceğim içerisine. Kuruldu. Hemen arkama da bir yemek masası gelecek. Ufak küçük bir yemek masası ama bayağı ihtiyacımızı görecek çünkü şart. Bu kadar yeter. Şunu hemen makasla bir açayım. Geliyorum. Pijamamı göreceksiniz şimdi. Baksanıza. Bir rimel kullanıyorum. Asla çıkmıyor. Şimdi tekrar kapağını kapatıp çalkalayacağız ve sonra hazır. Bunun içine yapısım gelmedi ya. Bu sefer böyle yapalım. Ne söyleyecektim? Bunun 4 tona kadar açanı da var. Ama o açmıyor. O yüzden mutlaka eğer saçınızı böyle açık istiyorsanız 7 tona kadar açanı alın. 4 tona kadar açan gerçekten hiçbir şeye yaramıyor. Denedim. Öyle 2 paket almışım bir de. Bir tanesi hiç dokunulmadan, hiç açmadan duruyor. Bir tanesini denedim çünkü. 2 tane almıştım. Bir tanesini denedim. Beğenmeyince diğerini de kullanmadım. Öyle boşa duruyor. Eğer aranızda yok, ben işte bu kadar açık istemiyorum, 4 tona kadar açsın yeter diyen varsa onu hediye edebilirim. Şimdi saçlarımı bir tarıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama saçım uzuyor. Haydi başlayalım bakalım. Elime dökülürdü. Onları şu an fırçayla uygulayacağım. Bence ben bunu böyle yapamayacağım. Döküyorum buraya.
Şimdi bu tamam. Saçıma folyo sarıp bunu bir 40 dakika bekleteceğim. Ayaklarım uyuştu. Şöyle folyo alıyorum, açıyorum ve... Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle. Çünkü ısındığı zaman, bu şekilde sardığınızda ve ısındığı zaman çok daha hızlı ve çok daha güzel açılıyor. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Telefonum deminden beri bız bız diyor. Şimdi biraz bunları atıp yıkayıp toplayayım. Sonra ne yemek yapıyorum, yapayım onu düşünüyorum da. 40 dakika bekleyeceğim. O yüzden bir video var, onu editlemem lazım. Onu editleyeceğim. O esnada 40 dakika sonra saçımı yıkamadan önce tekrar bir görüşürüz. Saçımı yıkayacağım. Islakken cila yapacağım. Çok beklemek istemiyorum. Yetiyor çünkü zaten. Onu göstereyim. Şimdi ben biraz oyalanayım. Görüşürüz. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bakın saçım bayağı açıldı ama kamerayı nereye koyacağımı bilmiyorum. Neyse, boya olarak ne hazırlayacağım onu göstereyim. Şunu yine paletinin 12 birine ve benimle özdeşleşen 1.1 mavi siyah ve 30'luk volüm kullanacağım. Cila olarak yapacağım. Yani saçımı ıslakken süreceğim. Şimdi saçımı yıkıyorum. Duşa giriyorum, yıkıyorum. Islakken cilayı hazırlarken tekrar bir merhaba diyeceğim. Ama nereye koyacağım kamerayı şu an onu pek çözemedim. Neyse, düşüneceğim. Evet, bu şekilde açıldı. Bakın. Tertemiz açıldı. Biraz kızarmışım ama devam edelim. Şimdi bu kuaför malzemesi satılan yerlerden bulabilirsiniz. Ya da Neon 1'de falan da var. Boya tutmayan havlu. Sonra demin gösterdiğim 12.1. Bu zaten 12.1 mavi. O yüzden hepsini koymuyorum. Yine biraz içine bırakacağım. O yüzden çok az. Gerçekten nude tanesinden bile daha az mavi siyah koyacağım. Görüyor musunuz? Birazını da bıraktım. Şuradaki kadar. Bir cimcik yani, zaten çok az koyuyorum.
çok hafif bir 12 bir daha ekledim. Biraz da oksidan, geri kalanında saçlarımın tamamını uygulayacağım. Size de göstereyim. Bakın, yıkayabilirim bile. Çünkü grileşiyor. En iyisi hemen yıkayayım. Kaşlarımı henüz şey yapmadım. Şimdi saç boyadık ama artık konser için hazırlanmam lazım. Çünkü saat kaç şu an? Saat 6. Bir buçuk saat sonra çıkacağız. Anca hazırlanırım. Ne giyeceğim onu göstereyim size hemen. Bu ekose mi bu? Kare mi bu? Neyse. Bu gömleği aldım LCY2'den. Böyle kışlık bir kumaşı var. Her yerde 70 liraya falan satılıyor bunlar. Belki biliyorsunuzdur. LC'de 40 liraydı. Oradan aldım ve onu giyeceğim. Üstüne beyaz bir tişört, altına da deri tayt giymeyi düşünüyorum. Evet. Şimdi üstümü giyineyim. Sonra biraz saçlarım da nemini almış olur. Havluyu da açarım. Saçımın son durumuna bakarız ama galiba fazla soğuk oldu saçımın tonu. Neyse, bakacağız. Şimdi ben hızlıca giyineyim çünkü çok fazla da vaktim yok, dediğim gibi. Anca. Aa, üşüdüm bir de ya. Çaktırmıyorum ama bayağı üşüdüm. Evet, ve duştan çıkmış hali bu. Biraz fazla soğuk oldu dediğim gibi. Ama zaten birkaç yıkamaya çıkıyor, o yüzden çok da fazla sıkıntı etmiyorum. Şimdi hemen hazırlanacağım çünkü az kaldı. Hazırım. Çıkalım o zaman. Solarım, gül beyaz gül açarım.
Ama bitmiş durumdayım. Ayakta durmak zor. Yaşlandık da. Ama güzeldi. Keyif aldım. Şimdi makyajımı sileceğim. Ve direkt yatacağım. Bu kadar kalabalık olabileceğini tahmin etmemiştim ama bayağı kalabalıktı ya. Ama o şekilde daha güzel oluyor. Bir de ben bir yerde şey okumuştum. Mustafa Sandal da gelecek diye. Ama gelmedi. Ben onu bekledim ama gelmedi. Bir de konserde bana bakan çok oldu. Ve bence İrem Derici'ye benzettikleri için. İrem Derici Zeynep Bastık'ı dinlemeye gelmiş diye düşündüler bence. Çünkü hani bir bakan bir daha bakıyordu. Bence tamamen onunla alakalı. Beni İrem Derici'ye benzetiyor olmalarıyla alakalı. Evet. Şimdi üstümde değişip saç rengim bu arada çok güzel oldu ya. Sadece biraz fazla soğuk olmuş bakın. Buralar hatta gri olmuş. Neyse. Pijamamı giyeceğim. Yüzümü yıkayacağım. Dişlerimi fırçalayacağım ve yatacağım dedik. Direkt yatacağım. Oğlum bekliyor bile. Böyle umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani sırf saç videosu olsun istemedim. Yani sırf saç boyama videosu değil de biraz böyle günlük vlog tarzında olsun istedim. Konseri de buna eklerim diye düşündüm. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.